Yani darbe yapmak için aşağıdan millete darbe yapana yukarıdan kızgın kazanla su dökerler. Şimdi bu Rand Corporation'ın falan açıklamaları işte. Şimdi Rand Corporation bakın. Amerika'da 2500'den fazla TikTok var. Evet. Rand Corporation onlardan biri. Hı hı. Bunlar parayla Amerikan hükümetine proje hazırlarlar. İş. Evet. Amerikan hükümeti sadece bunlara değil birçok şeye bunu hazırlattırır. Türkiye dediğimizde ne yapmalıyızdır? Bunların da uzmanları var. İstihbarat kökenlidir hepsi. Rapor 300 sayfaya yakın, 276 sayfa. Burada Türkiye'nin komşularıyla ilişkisi, kendi ilişkisi, kültürel yapısı, siyasal yapısı, dizaynı filan hepsini anlatıyorlar. Teknolojik kapasite, askeri kapasite, muhtemel neler olabilecek tüm yönlerini anlatıyorlar. Orada tavsiye bölümü var sonunda. Diyorlar ki, Milli Savunma Üniversitesi yani Harp Okulu'nun karşılığı şu an bunların müfredatına sızmalıyız diyor. Bize göre yapmalıyız diyor. Bir. İki. Artık diyor bu subaylar Amerika'da eğitim almıyor. Almadığı için orduyla bağ kesiliyor. Bu subayları ikna edip Amerika'ya eğitime yeniden getirin. Getirdiğinde ne olacak? Onun beynine operasyon yaptığında Peygamber Ocağı dediğimiz ordu FETÖ'cü çıkacak. Bilmem mason çıkacak. Bize değil onlara hizmet edecek. Biz arkamızda sırtımızı orduya yasladığımızda FETÖ'cü çıktı 150 tane general. Bir sürü subay değil mi? İşte bunu bir dünya insan kaynağını ve kamu insan kaynağını yöneten akıl bunu planlıyor. Biz şimdi upgrade yaptığımızda beynimizi artık görüyoruz. Dün görmüyorduk. 150 tane general FETÖ bir ıslık çalsa böyle hepsi yatın lan dese affedersiniz. Yatar mı? Yatar. Dolayısıyla teslim işte çocukları küçükten teslim alarak FETÖ üzerinde bunu yaptılar. Rand Corporation diyor ki uygun bir muhalefet dizaynı diyor. Erdoğan'ı indirmeden bu işler olmaz. Muhalefet dizaynı uygun diyor. Ordudaki orta sınıf subaylar rahatsız diyor. Eskiden bir genç subaylar rahatsız genç hikayesi subaylar var. Rahatsız. Orta sınıf subay ne demek? 2000'den sonra girenlerin orduya büyük çoğunluğu FETÖ'cü. Binbaşı, yarbay, albayları kastediyor. Buna FETÖ'cü demek istiyor. Peki o kadar generali varken, o kadar kamu emniyet adamı varken darbeyi yapamayanlar şimdi mi başarılı? Mümkün değil. Hele de milletin bu farkındalığında mümkün değil öyle bir şey. Yani darbeyi direkt... Peki onlar bunun mümkün olmadığının, bu algının Türk milletinin ne kadar yüksek bir şekilde oluştuğunu ve buna aslında asla ve kata müsaade edilmeyeceğinin farkında değiller mi ki bunu hala söylüyorlar? Yani bulanık suda balık avlamak kolaydır misali suyu mu bulandırmaya, zihinleri mi çarpıtmaya çalışıyorlar? Şimdi onlar da benim izlediğim muhtemelen Rand Corporation'ı demiyorum. Rand Corporation bir rapor hazırlayıp Amerikan hükümetine verir. Bu da Amerikan hükümetinin görüşü değil zaten. Evet. Ona tavsiye etmiyor. Tavsiye evet, etmiş. Parayla hazırlamış. Ve çok da baktığım zaman iyi çalışmışlar kendi derslerini. Orada diyorlar ki 15 Temmuz darbesi aslında iyi planlanmıştı diyor. Şimdi cümlenin kuruluş şekli bu. Tamam da nereden biliyorsun iyi planlandığını? İyi planlanmıştı diyor ya. Demek ki bunu hazırlayan istihbaratçılar içerisinde 15 Temmuz'un akıl hocaları da var ki böyle bir cümle kuruyor. Normalde kurulmaz. Şimdi burada FETÖ'cülere verilen, üflenen şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir şey üflüyorlar. Hı hı. İşte ondan sonra darbe yapacağız diyorlar. Şu an. Üfledikleri şey bu. Cumhurbaşkanı'nın sağlığını oynayacaklar. Yani Cumhurbaşkanı bunları biliyordur. Gerekli tüm önlemleri almıştır. Her şey olabilir. Onların beklediği şey bu. Önce sağlığını oynayıp sonradan harekete gel. Ama ne olursa olsun Allah'ın dediği olur. Ancak evet, bu millet amin. Hazır. Eğer böyle bir teknoloji olsa ne Abdülhamit'e ne Menderes'e kimse operasyon yapamaz. Şu an bu teknolojiyi kullananla hizmet ettiğine göre kalkıp Amerikalılar ya da Amerika derken Batı ne istiyor? Diyor ki Suriye'de diyor petrol var. Çok fazla yok ama Kuzey Irak petrollerini Akdeniz'e indireceğim. Suriye'nin kuzeyinden bir PKK koridoru istiyorum. Petrolü ben indireyim alıp gideyim. Hı hı. Babasının malı mı orası? Hı hı yani. Yok. Türkiye sen karışma diyor. Oldu. Tamam Erdoğan karışıyor. İşte tüm şey onu indirirsek belki karışmaz. Yanılıyorlar. Yani Türk milletinin gözü açıldı artık. Yani şimdi koridoru açayım. Sonra orada bir PKK devleti kurayım. Buna da karışma. Sonra senin Güneydoğu'nu da bana ver. Güzel. Sonra Doğu Anadolu'nu da ver. Çünkü tüm dünya parlamentolarında şu an
Ermeni soykırımını olarak tanıması, sözde soykırımı tanımasının nedeni bunun, gelecekte toprak isteyecekler. Bunun Birleşmiş... altyapısını hazırlamak. Evet. Anladım. Hazırlıyorlar. Mesela geçen sene Birleşmiş Milletler'de Ermeni temsilcisi konuşma yapıyor. Diyor ki göçle diyor ilgili misiniz? Mülteciler geri yerine dönmeli diyorsunuz. E bizi de geri döndürün Doğu Anadolu'ya diyor. Şimdi, daha geçen yıl diyor. O onu yaparsa oradan Rum Pontus bilmem ne diyecek belki. Öbürü bilmem belki başka bir şey söyleyecek. Söylüyor zaten. Yunanistan Sevr, Cumhurbaşkanı savaşırız diyor Türkiye ile. Sevr zamanına kadar parça pinçik edip sadece küçük bir alana tekrar tarihi tekerrür ettirip dar Anadolu coğrafyasının içinde bir noktaya hapsetme derdi midir bu hal? Şimdilik böyle sürmek istiyorlar. Yakutistan'a filan. Türkleri Anadolu'dan sürmek istiyorlar. Yani şimdi millete biraz komik gelebilir de Anadolu'dan kaç medeniyet geçti? Doğru. Yani çok medeniyet geçti. Şimdi bu nedenle şimdi mesela içeride bir kaos peşindeler. İçeride kaos olmadan yani bu millete bir şey yapamayacaklarını biliyorlar. Kendi içinde bir kaos. Başarırlar mı? Başaramazlar. Onlar ne planlarsa planlansın. Hem devletimiz hem milletimiz artık görüyor. Sosyal medyada eskiden ilk 2010'larda anlatırken ben ya bu işte teknolojinin arkasında bir akıl var, istihbarat var. Bak böyle böyle dinliyor filan. Gülüyordu herkes. Yok ya özgürlük filan falan diyorlardı. Şimdi bakın benim televizyonlara gittiğimde çoğu şey ya hocam özür dilerim utandık o zamanlar biz öyle zannediyorduk filan diyorlar. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de iktidarı değiştirmenin yolu diyorlar yeniden bir kaotik ortam oluşturmak. Onun için sosyal medyada birçok olayı abartıp kaşıyaraktan toplumda umutsuzluk pompalıyorlar. Ve toplum birbirine düştüğünde ne olur? Suriye olur, Libya olur, Irak olur. Ve tüm hedef ve çaba da bu. Evet. Devletsizliği ne olduğunu bu milletin iyi görmesi lazım. Akdeniz sularında boğulan Suriyeli, Irakları unutmaması lazım. Ailen bebeği unutmaması lazım. Yani. Bu milletin bebeklerine de, çocuklarına da o rolü biçmek istiyorlar. Bu açık ve net. Anlıyorum hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.